Dostlarım, herkese merhabalar. Bugün bir tane Philips monitör aldık. Çalışmıyor. Hurdacıdan, yine el arabasından aldık. Fakat çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken beyaz bir ekran veriyor. Bakacağız problemine. Öncelikle bir enerji vereyim. Birlikte görelim arızayı. Daha sonra arızanın kaynağına inelim. Monitöre enerji verdiğimizde böyle oluyor. Işığı kapatayım, daha rahat görelim. Evet, sadece böyle süt beyaz bir ekran çıkıyor. Arızanın temeline inmek için öncelikle enerjimizi keselim ve söküme başlayalım. Evet, monitörün görmüş olduğunuz gibi hemen arkasında bir besleme ünitesi var. Ufak da bir mainboard var. Evet. Ufacık bir mainboard var. Söküyoruz. Dostlarım, bu videolardan yola çıkarak eğer teknik bilginiz yoksa, hiçbir altyapınız yoksa, yani yanlış anlamayın, sadece dostane uyarı yapıyorum. Hani güvendiğimiz bir tamirciye götürerek, tamam mı, bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Aa, ben bu videoda izledim, yani benim monitörümde kesin böyle bir arıza vardır deyip yola çıkarsanız sağlam olan parçayı da bozma ihtimaliniz vardır. Monitörümüzün mainboard'u burada. Monitörümüzün ekranına giden, display'ine, yani görüntü veren, şurada flex kablonun soketi, bacaklarına baktığımızda işlemcinin bacaklarına gidiyor. Ve bu işlemcinin bacaklarından görüntüyü taşıyor. Şimdi burada kartımıza baktığımız zaman, kartımız zamanla, yani bu yaklaşık 7-8 senelik bir monitör olduğu için artık kondansatörlerimizin tamamı neredeyse kurumuş, hatta bir kısmı şişmiş bulunmakta. Bakalım, önce şu kondansatörlerimizi bir değiştirelim ve arızamız düzelecek mi? Daha sonra monitörümüzün bütün bakımlarını yaparak temiz bir şekilde rafımıza temizleyip dükkanımıza koyalım arkadaşlar ve bir monitör sahibi olalım yine. İşlemci bacakları hep oksit yapmış. Şase kısımları gördüğünüz gibi artık paslanmış. Neredeyse iletkenliğini kaybetmek üzere. Griye dönmüş yani. Üzerindeki iletken turşusu çıkmış. Biraz temizleyelim. Daha sonra da mevcut kondansatörlerimizin hepsini değişelim. Çünkü alttan da artık kurumuş. Alttan şişmiş yani. Üstten belli etmiyor ama altlardan şişmiş. Açmışken hepsini değiştirelim. Tertemiz yapalım. Bütün bakımını ondan sonra toplayalım dostlarım. Bakalım, deneyelim. Çalışacak mı? Pırıl pırıl oldu. Resmen parladı bacaklar. Thank you.
100 mikrofarad 25 volt var mı? 100 mikrofarad 25 volt, bir tane daha burada. Bütün kondansatörlerimizi değiştik. Şasemizi de tazeleyelim, değil mi? Bunu boşuna yapmıyorlar yani. Şu işlemci bacaklarının dipleri çok kötü. Oraları da flex yardımıyla alacağım, pisliklerini. Onu da hemen yapalım. O görüntüyü almak için elimizden geleni yapacağız dostlarım. İnşallah başarılı olacağız. Yine bu mutluluğumu sizlerle paylaşmış olacağım. Eminim sizler de her başarılı videomuzda mutlu oluyorsunuz ve bunu dile getiriyorsunuz. Yorum yapmaktan çekinmeyin dostlarım. Yani beğenmediğiniz bir yer olduğu zaman da eleştiriye açığız. Uzun zamandır takip eden dostlarımız bilir yani. Bizde ego yok. Öğrenmeye çalışan çıraklarız biz yani. Sadece üslup önemli. Yani konuşurken takındığınız üslup önemli. Hakaret etmeden adam gibi eleştirebilirsiniz. Her türlü yoruma açığız. Sorun yok. Yeter ki dediğim gibi hakaret olmasın. Egoistlik kokmasın yorum. Sorun yok. Ego yapanı gömeriz. Hiç affetmeyiz yani. En sevmediğim insan tipi. Egoistler. Evet, flux yardımıyla da bacakların aralarındaki bütün pislikleri, toksitleri atmış olacağız dostlarım. Mükemmel bir şey ya bu flux. Kullanmanızı tavsiye ederim yani. Evet, lehimler kaynıyor resmen, görüyorum ben. Soğusun. Soğusun. Temizlik işlemimizi yapalım. Şu an tutsam alırım entegreyi. Bütün bacaklar, bu aralarındaki pislikler falan tazelenmiş oldu, lehimler. Şimdi son bir temizlik yapacağız. Ve teste geçeceğiz. Gördüğünüz gibi lehimlerden kalan toksitler var. Onları güzel temizleyeceğim şimdi. Flex bacaklarını şimdi fark ettim dostlarım. Bakın. En ufak bir iletişimsizlik görüntüyü kesebilir. O yüzden onları da bir hazır açmışken elden geçelim. Değil mi?
Evet. Orada da kafamız rahat olur. Hadi bakalım. Şimdi kartımız hazır. Test aşamasına geçelim mi? Şöyle bakalım işlemci bacaklarda. Aralarında kir, pas, leke, oksit, toksit hiçbir şey kalmadı. Test aşamasına geçelim, deneyelim bakalım. Ben de sizler gibi sabırsızlanıyorum. Bazen sesimin yorgun geldiğini söyleyen dostlarım oluyor. Evet, gün içerisinde koşturuyorum, çalışıyorum. İşte fırsat buldukça video yapmaya çalışıyorum sizlere. Kendini geliştirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ustalarımıza her zaman ne yapıyoruz? Selam gönderiyoruz zaten buradan. Evet. Burada ömrü bitmiş, vadesi dolmuş, artık miladını doldurmuş kapasitör dediğimiz kondansatörler var. Şimdi ölçümlerini de yaparız. Voltaj geliyor mu, gelmiyor mu? Panele voltaj gidiyor mu? Daha sonra panele inelim. Bakalım panel koflarında veya panel PCB'sinde bir sıkıntı var mı? Şimdi ölçümlerini de yaparız. Voltaj geliyor mu, gelmiyor mu? Panele voltaj gidiyor mu? Daha sonra panele inelim. Bakalım panel koflarında veya panel PCB'sinde bir sıkıntı var mı? Evet, yeşil ışığımız yandı. Panelimiz yine aynı. Sadece süt beyaz, yani floresan lambalar yanıyor. Fakat panele görüntü gelmiyor. Şasemizi alalım. Voltumuz var. 3 voltumuz var. 1 voltumuz var. 1.20 var. Panelimize inelim. Panel voltajımıza bakalım. Panel PCB'mize bakalım. Ne gibi sıkıntı görünüyor? Panel flex'ini boşa aldık. İnverter devresinden floresanlara giden kablolar var. Onları da sökelim. Üstünde bir tane sigorta var. Bakalım sağlam mı? Sigorta atık. Emre Usta'm, bir elektrik verebilir misin? Enerji verelim. Hadi bismillah. Oh, süper. Evet dostlarım, panel PCB'sinin üzerinde çok uğraştım. Şimdi orayı sizlere göstereceğim. Orayı videoya alamadım çünkü bayağı uğraştım. Onu şimdi göstereceğim arızayı.
kısa devre vardı. Bobini yaktık. Sonra kısa devreyi buldum. Bobini de değiştim. Şimdi orayı gösteriyorum. Bayağı bir uğraştım ama sonuç aldım. Şimdi sonucu sizlerle paylaşıyorum. PCB devresini açtığımızda ilk önce şuradaki sigortamız atıktı. Hiç geçirmiyordu. Betona gelmiş. Bunun yerine bir tane hemen sigorta taktım. Enerjiyi verdiğimde şuradaki bobinden duman çıkmaya başladı ve anında kavruldu zaten. Bu bobini söktüm. Söktükten sonra şuradaki elemanların, esemetlerin kısa devre olduğunu gördüm. Ölçe ölçe şurada bir tane yine şurada hemen koduna bakalım. C36 esemet kondansatörümüz var burada. Bu kısa devreye geçmişti. Hemen bunu tespit ettim ve yenisini taktım. Zaten şimdi göstereyim yakından da. Lehimleri taze. Bunu çıkarınca buradaki kısa devreler de kalktı. Bu sefer bobin söktüm yine. Şuradan. Bir tane eski bir PCB vardı. Hemen şuradaki bobini aldım. Buraya yerleştirdim. Ve SMD'i de yeniledikten sonra kısa devremiz kalktı. Tekrar voltaj verdim. Sonucu da siz de gördünüz. Şuradaki patlama ve kararma da zaten şurada bobinin ısınarak, yani kısa devre olduktan sonra bobin ısınınca sigorta atmış. Bunu da bu şekilde tespit etmiş olduk. Evet, şöyle bir yakın çekim yapalım. Yaptığımız işleme bakın, burada gördüğünüz gibi şu. Şu kondansatör kısa devreydi ve bu bobini yakıyordu. Hemen şurada da değiştiğim sigorta zaten. Evet, şu anda sorun kalmadı. Böyle gösterebilirim. Bakayım gözükecek mi tozlar. Bakın şurada tozu görüyor musunuz? Bu toz panelin arka kısmındaki toz. Eğer burayı silmezsek görüntü pis olacak. Açmışken içini tertemiz yapalım. Sonra toplayalım istiyorum. Hem de iç yapısını görün istiyorum. Çalışma prensibini görün. Vallahi dostlarım, elimden geleni yapıyorum sizler için. Umarım faydalı oluyordur ve beğeniyorsunuzdur. Açmışken floresanları da görün. Nasıl çalışıyorlar. Aydınlatma sistemimiz bu. 2 adet ince floresan lamba var ve görmüş olduğunuz gibi 2 tane de soketi var, çıkış soketi. Yine altta da aydınlatmalar var. Bunlar da patladığı zaman ne oluyor? Görüntü gelmiyor dostlarım ekrana. Hafiften siyahlamış. Bunlar yok piyasada. Satılmıyor şu anda. Bir tek Çin'de var. Siparişle geliyor. İç yapısında gördüğümüze göre, değil mi? Toplayalım. Toplamadan önce paneli bir temizlemem lazım. Güzelce. Panelin arka tarafı burası. Şöyle çok bastırmadan tozun bir pisliğini alalım. Şurada vidası yok. Ben oraya bir tane vida. Evet. Leksimizi takalım. İzolemizi buraya takacağız. Destek onaylanmış da 1500'lük. 1500'lük destek onaylanmış.
Evet Yaşar'cığım, fişe takalım. Standby'ımız yandı ve logomuz geldi. Evet dostlarım, yine bir monitörü kurtardık bu şekilde. Şu an test aşamasındayız. Yine bir ürünü, hurdaya atılmış bir ürünü kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostlarım umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.